Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlerle bugün elmalı kurabiye hazırlayacağız. Hamurunu yoğurarak yapım aşamalarına başlayalım. İyi seyirler. İlk olarak 150 gram eritilmiş tereyağımı yoğurma kabıma alıyorum. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağımı ekliyorum. 1 su bardağı yoğurt. Yarım su bardağı pudra şekeri ve bir adet yumurtamı ekliyorum. Şimdi bu karışımı güzelce bir karıştıracağım. Toplamda 5 su bardağı unum var arkadaşlar. Öncelikle şöyle birazını ekliyorum. Ve 1 çay kaşığı silme kabartma tozum var. Hamurum hazır oldu arkadaşlar. Toplamda 5,5 su bardağı un kullandım ve yeterli geldi. Şimdi şekil vermeye başlayalım. Hamurumdan mandaline kadar bezeler hazırladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi istediğiniz boyutlarda hazırlayabilirsiniz tabii ki. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçelim. Şöyle hamurumu yuvarlak bir şekilde açıyorum. Şöyle şeritler yapıyorum. Bu işlemi bıçakla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve içerisine hazırlamış olduğum harcımdan koyuyorum. Elmalı harcım hazırda yapılmış vardı arkadaşlar. O yüzden yapım aşamalarını çekemedim. Bu tarifte 3 adet elma kullandım. Rendeledim. Soyduktan sonra suyunu salıp çekene kadar pişirdim. Ve üzerine 3 yemek kaşığı toz şeker ekledim. Bir tatlı kaşığı da tarçın ekledim. Ve iç harcımı hazırladım. Kurabiyelerimizi bu şekilde hazırlıyoruz arkadaşlar. Tüm bezelerimi bitirdim arkadaşlar. Sonuna geldim. Şöyle son kez tekrar göstereyim. Gördüğünüz gibi hamurumuz gayet güzel açılıyor. Dediğim gibi istediğiniz şekillerde kurabiyeler hazırlayabilirsiniz. Çok fazla kabarıp şekillerinin bozulmaması için kabartma tozunu mutlaka bir silme çay kaşığı ekleyelim arkadaşlar. Şöyle hafif bastırarak çektiğimizde şeklimiz gayet güzel oluyor. Hamur da birbirine yapışıyor. Fırınımı da açtım. 180 dereceye ayarladım. Şimdi kurabiyelerimi tepsime dizeceğim ve fırına vereceğim. Kurabiyelerimiz pişti arkadaşlar. Yaklaşık 12 dakika kadar pişirdim. Çok fazla kızarmadan, çok hafif pembeleşince fırından aldım. Şimdi üzerlerine pudra şekerini serpiyorum. Şöyle bolca. Bu şekilde hazırlayıp pudra şekerini serpmeden dondurucuda saklayabilirsiniz arkadaşlar. Oda ısısında çözdürüp pudra şekerini serpip servis yapabilirsiniz.
Evet arkadaşlar, bir tarifin daha sonuna geldik. Kurabiyelerimiz gördüğünüz gibi gayet güzel oldular. İnşallah sizler de dener ve beğenirsiniz. En güzel tariflerle yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.